şu duayı okursan böyle olur. Hadislerde geçen dualar var. Bu duayı okursan böyle olur. Ne dua okuyayım? Hemen tutuş o dua kitaplarından. Al bunu oku. Şimdi öyle bir hal oluyor ki okuyorsun bir şey oldu yok. Sonra insanın aklına şüpheler giriyor. Lan niye okuduk da bir şey olmadı? Mesele o duayı papağan gibi okumak değil. Sen Yunus Aleyhisselam'ın duasını ki aynı zamanda ayettir. O duayı, o duada bulunan feyzi almak istiyorsan, envara ve esrara mazhar olmak istiyorsan o duayı Yunusvari şekilde okuman lazım. O nasıl olacak? Önce kelamların içerisini dolduracaksın. Yani la ilahe illa ente dediğin zaman korktuğun, düşünüp durduğun, böyle seni korkutan ve özür diliyorum insanlıktan çıkarıp bu dünyaya geliş gayeni unutturup böyle ırgat gibi çalıştıran istikbaline nazar verir. La ilahe illa ente. Yani ilah yok Allah'tan başka. O var. İstikbaline bakacaksın. Sonra subhaneke. Subhane. Değil mi? Ne demek? Noksansız. O kelamla dünyana ve dünya içerisinde karşılaşmış olduğun hadisenin içeriğine bakacağız. Bir yerde kusur ve noksan var mı? Bir yerde kusur ve noksan varsa senin de hayatında bazı kusur ve noksanlar ve sıkıntılar olabilir. Ama kafanı kaldır diyor ayet. Bak, hiçbir yerde kusur ve noksan görebilir misin? Gözlerin diyor yorgun olarak geri dönecek. Öyle değil mi? Sen dünyana baktığında önce istikbaline baktın. La ilahe illa ente dedin. Sonra subhaneke dedin. Dedin ya Rabbi sen subhansın, sen yaparsın. En iyi şekilde yapacaksın. Son kelamla inni küntü mine zalimin ile neye bakacaksın? Nefsine bakacaksın. Çünkü nefis aynen Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanına girdiği ve düştüğü gibi bizim de nefsimiz, kutumuz, balığımız bizi almış. Nefis nereye? Sen oraya. Nefis nereye? Sen oraya. Haram, haram. Zevk eğlence, zevk eğlence. İşte maleyan işler, maleyan işler. Allah muhafaza daha da büyük, büyük günahlara sürekli seni götüren bir hayvan var. Balığın içerisindesin. Bu kelamın senin hayatındaki tesiri, envarına ve esrarına mazhar olmak istiyorsan hayatındaki bu üç noktayı nazar alman lazım. İstikbalini, dünyanı ve nefsi emmareni. O zaman la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dediğinde o zaman o duanın envarına, esrarına mazhariyetin olmaya başlar. Öteki türlü çekersin. Çek, 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 değil mi? Tesbih eskitiyoruz. Ama ne feyizimiz oluyor, ne şeyimiz oluyor? Yok. Ona keza bir örnek daha verelim. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur duası değil mi? Rabbi inni mesleniyetur ve ente ahramur rahimin. Bakın çok acayip bir manayı veriyor ve diyor ki bize seni sen diye vasıflandırmış olduğun beden ve bedenin başına gelen hiçbir musibet ve hastalık senin için esas değildir. Sen, seni sen yapan, ruhun, kalbin, vicdanına temas eden ve günahlarla yaraladığın noktanın farkına vardığında o zaman sen Cenab-ı Hakk'a feryat etmen lazım ki musibetin esası odur. Dine gelen musibet. Aa biz ne yapıyoruz? Musibet kalksın diye bu duayı oku. O dua musibetin kalkmasına vesile olabilir. Ama ne zaman vesile olabilir? Musibetin zararı sana dokunduğu zaman. Sen kimsin? Bedeninin ağrıdığı, dişinin ağrıdığı, kulağının ağrıdığı, vücudunun ağrıdığı değil. Senin namazına, senin ibadetine, senin zikrine mani olduğu zaman sen dersin ki Erhamurrahim. Şifa değil bakın. Erhamurrahim. Sen bilirsin. Ben seni artık zikredemiyorum. Secdeye başımı koyamıyorum. Dua edemiyorum. Sen bilirsin. Sen Rahmansın, Rahimsin. İstersen bana bunları yaptırma. Öteki türlü dua ile büyünün farkı yok ya. Şeyler değiştirmek için bir şey yapılmaz. Çekmek için bir şey yapılmaz. Onlar zamanlarıdır. Ama doğru şekilde yapmak lazım.